Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Fotomet uygulamasını inceleyeceğiz. Müzik Uygulamanın adında en fotoğraf en matematik kelimesi geçiyor. Bu ikisini bir potada eritmeyi ve akıllı cihazlarımıza sokmayı başarmış bu uygulama. Uygulamaya giriş yapalım. Ben daha önce giriş yapmıştım. Şu an kamerasını açtı cihazın. İlk açtığımız zaman hani nasıl kullanacağına dair size bir bilgi veriyor. Ancak zaten o bilgiyi ben size şimdi vereceğim. İlk açtığınızda bir de şöyle bir uyarı çıkıyor. El yazısını tanımıyor bu uygulama. Sadece hani böyle nizami bir yazı olması lazım tanıması için. Uygulamanın mantığı matematik sorularını kamera gösterdiğimiz zaman bize canlı olarak direkt sorunun cevabını çıkartıyor. Ve sorunun cevabını çıkartmasının yanında bize çözüm yolunu da gösteriyor. Yani çözüm yöntemini ve sorunun nasıl çözüldüğünü de anlatacak şekilde bize cevabı gösteriyor. Birazdan birkaç tane örnek vereceğim ama önce şöyle bir arayüzüne bakalım. Bu şekilde küçük çıkmasının sebebi bunun iPad'lere uygun olmaması. Sadece iPhone'lara uygun. O yüzden biz iPhone versiyonunu kurduk bunu. Siz de çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz cihazınıza. Şimdi şuradan daha önce çözdüğümüz sorular geliyor. Şurada eğer telefonunuzun varsa veya tabletinizin flashını açabiliyorsunuz. Buradan son çözdüğünüz sorunun çözüm yöntemi geliyor. Buradan da işte bahsettiğim o ilk başta açılan nasıl kullanılacağına dair size bilgiler veren ekran geliyor. Şimdi öncelikle uygulama hangi platformlarda var onu anlatayım ben size. iOS'ta var gördüğünüz üzere ve Windows Phone'da var uygulama. Garip bir şekilde bu sefer Android'e çıkartmamışlar uygulamayı. Ancak 2015'in ilk zamanlarında geleceğini söylüyorlar. Sitesine girerseniz zaten görürsünüz. Dilerseniz mail adresinizi vererek de çıktığı zaman uygulamadan haberdar olabilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz durumda. Bir ücret talep etmiyorlar sizden. Dediğim gibi Android'de maalesef yok bu uygulama şu an için. Şöyle bir tane örnekle başlayalım isterseniz. Şöyle bir çıktı almıştım ben. Şunu koyalım. Gördüğünüz gibi şu kare veya dikdörtgen neyse onu büyültüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha küçültelim. Nerede o? Şurada. Şimdi şunu okutalım bakalım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bize sorunun cevabını gösterdi. 25/6 imiş bu sorunun cevabı. Şuradan Bakalım. Solving step yani steps diyor çözme adımları. Buradan nasıl çözüldüğünü anlatmış bize. Gördüğünüz gibi sonuca bu şekilde ulaşıyormuşuz. Uygulamanın kullanım amacı tamamen size kalmış. Hani biz kurduğumuz zaman aklımıza direkt hani bunu okulda kopya çekme ile alakalı bir şeyler geldi. Ama hani bunu yabancı kaynaklarda şu şekilde yazmışlar. Adamdaki iyi niyet o şekilde. Hani siz soru çözüyorsunuz, cevabını cevap anahtarına bakmak yerine gidiş yollarını falan da öğrenmek için hani direkt bu uygulamadan kontrol edebilirsiniz gibisinden bir kullanım amacıyla yapmış adamlar. Ancak Türkiye'de bu şekilde değil. Genelde kopya amaçlı kullanacaksınız. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani kullanım amacı tamamen size kalmış bunun. Şöyle bir tane daha örnek yapalım. Şöyle bir köklü sayı var burada. Kameraya geriye dönelim. Nerede? Şurada. Tam karenin veya dikdörtgenin içine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi 8 doğru cevabı çıkarttı. Uygulamanın kötü tarafları da var. Hani her şeyi çözemiyor bütün soruları gidip de buna bir havuz problemi gösterirseniz tabii ki de çözemeyecektir. Genelde işlemler işte karekök, tek bilinmeyenli, iki bilinmeyenli denklemleri çözebiliyor. Ve şöyle bir şey var. Elias'ın okumuyor. Aynı zamanda genelde şu x'leri çarpı olarak görebiliyor denklemlerdeki. O yüzden biz bunları böyle itelik yaptık. O zaman bunları x olarak algıladı. Eğer bunlar normal bir fontta olsaydı bunları çarpı olarak algılayıp saçma sapan bir sonuç çıkartıyordu ortaya. O açıdan biraz başarısız olmuş. Şöyle tekrar son çözdüğümüze bakalım. Gördüğünüz gibi çözüm yolu zaten çok basit. Sadece hani kare köklü sayılarla alakalı işlemleri de yapabildiğini göstermek amaçlı koydum ben bunu. Uygulamada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şu an çoğu sitede haber olmuş durumda. Hani ancak sadece ilgi çekici hani tık almaya yönelik yapılmış bir haber olarak gösterilmiş. Hani uygulamanın kötü taraflarını kimse anlatmamış. Herkes böyle övgüler yığdırmış. Hani o zaman biz de bir tane görünmezlik uygulaması yaptık deyip böyle deli gibi sağa sola yayalım. Acaba o kadar tutacak mı? Kimse doğru düzgün hani incelemeden Zart diye koymuş sitesine sadece hit almak için. Hani uygulamanın kötü tarafları da var. Çoğu şeyi okuyamayabiliyor. Zaten sınavlarda genelde el yazısıyla yazıyor hocalar. Ya yani benim zamanımda öyleydi en azından. Şu an nasıl bilmiyorum. Onları falan okumuyor hiçbir şekilde. Yani genel olarak hani zaten basit problemlere çözüm bulabiliyor. Basit sorulara çözüm bulabiliyor. Siz de kopya çekmeyin. Zaten matematik çalışın. Bunu sadece iyi amaçlarla kullanın desem de siz kopya çekeceksiniz bununla. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa uygulama ile ilgili bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da bize çeşitli işte bağlantılarımızdan Yorum atabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Bizi twitter.com slash webtekno adresinden takip edin. Ayrıca webtekno tv youtube adresinden de videolarımızı izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi videolarımız ilk önce buraya geliyor. Daha sonra diğer yerlerde paylaşılıyor. Webtekno facebook sayfasını takip edin. Ayrıca webtekno.com'a da girmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.